Selamun aleyküm arkadaşlar. Bundan önceki sohbetimizin flaş başlığı neydi? Lan nonoşlar, akıllı olun, Galatasaray adama etek giydirir dedim. Sohbetin içinde de devam ettim. Etek giydirmekle kalmaz, bikini giydirir, tanga giydirir dedim. Şimdi bunun devamını getirelim. Devamını getirelim ama bu sohbetin devamı değil de biraz konuyu değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu sefer abi flaş başlığımız şu. Lan terimci nonoşlar. Başlık bu. Terimci nonoşlar uyanın. Adam sizi kullanıyor. Heh, anladınız değil mi? Ne diyoruz? Lan terimci nonoşlar uyanın. Adam sizi kullanıyor. Sonra da böyle alacak, buruşturacak, bir peçete gibi, buruşuk peçete gibi atacak. Zaten atmaya da başladı. Siz kimsiniz? Malum şahısla uğraşmak, daha doğrusu onunla mücadele etmek, onunla yarışmak kim? Alayınızı yağlı kazığa oturtur. Alayınızı yağlı kazığa oturtur. Şimdi arkadaşlar ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki, öyle oldu, böyle oldu. Galatasaray'da bir ayrılık dönemi yaşandı mı? Yaşandı. Olabilir ya. Hani onlar diyorlar ya, ayrılıklar da sevdaya dahildir diye. Ayrılıklar da işte mangır kadardır, güç kadardır vesaire vesaire kadardır diyelim. Neyse, ayrılıklar işte sevdaya dahilmiş. Olsun, sevdaya dahil olsun, mangıra dahil olsun, ona dahil, buna dahil olsun. Yaşandı, oldu, bitti. Şunu diyebilirdik. Ki öyle denmesi lazımdı. Tamam kardeşim, dönemsel olarak bir başarısızlık var, bir sıkıntı var. Bunun giderilmesi lazım. Giderilmesi için de bu ayrılık yaşandı. Ben şuraya çekildim. Bundan sonra yeni yapılanma olacak. Hep birlikte el ele mücadele. Neye? Daha iyi için mücadele. Ne diyorlardı? Kardeşim ben şöyle Galatasaray'ım, böyle Galatasaray'lıyım, 50 yıllık da divan üyesiyim, amandan 50 yıllık Galatasaray'lıyım, divan üyesiyim, işte şuyum bu. Aman ne güzel abi, bundan daha güzel olur mu? Efsane o bu falan filan. Hepimiz sana zamanında destek vermedik mi? Sen geleceksin diye Lucescu'yu biz yemedik mi? Maalesef. Lucescu kalsaydı Galatasaray'ın en az 3-4 şampiyonluğu olurdu. Belki de bir de Avrupa şampiyonluğu daha olurdu. Gönderdik abi. Yetmedi abi. Lucescu'dan sonra liderin sadece bir puan gerisinde olan Tudor'u da peşinden abbas ettik. Aman gelsin, arkadaş gelsin, gelsin hep beraber dizildik. Maalesef bunu da yaptık. Bu işin içinde yer alanlardan biri de benim, itiraf ediyorum. O kadar destek verdik, neler yapmışız. Zaman zaman yanlışları anlattık, olumsuzlukları anlattık. Ama maalesef bu hikayelerin içinde yer aldık. Ne oldu peki? Geldi. O oldu, bu oldu. Galatasaray'ın işte başkaları tarafından yapılmış transferleri dönemsel olarak malum şahsa kaldı. Malum şahıs da aldı. O dönemde kim olsa şampiyon yapacaktı. Tudor da kalsa şampiyon yapardı. Lucescu zaten şampiyon yapmıştı o dönemde. Verdiler abi. Gayet güzel. Sen Drogba'yı istemiyordun, Snyder'i istemiyordun. Dönemin başkanı masaya yumruğunu vurdu. Sen dedin ki ben oynatmam Snyder'i. O da dedi ki ben Snyder'i de alırım. Snyder'i oynatacak hocayı da alırım dedi. Sonra allem gallem, tüpçü mümçü muhabbetleri biliyoruz işte. İmza şovlar, bilmem neler. Pır! Galatasaray böyle dımdızlak ortada bırakıldı. Ama ne oldu? Bilet kime kesildi arkadaşlar? Dönemin başkanına kesildi. Başkan da biraz tecrübesiz olduğu için maalesef tuzağa düştü. Bütün suç, günah kime yıkıldı abi? O başkana yıkıldı. Sonra o başkanı kaçırdılar. Efendim yok borç yaptı da şu oldu da bu oldu da. Yani adam 41 ayda 27 tane kupa almış. Baskette bilmem kaç yıl sonra şampiyonluk gelmiş. Bayanlarda Avrupa şampiyonluğu gelmiş. Futbolda şampiyonluklar gelmiş. Juventuslar elenmiş. O olmuş, bu olmuş abi. Neler o devamda? Drogba'lar, Snyder'ler, Galatasaray'ın gururu olmuşlar. Malum kaleciyi bir sağ köşe, bir sol köşeyle avlayan Snyder efsane olmuş. Drogba efsane, zaten efsane. Galatasaray'ın tarihine adlarını altın harflerle yazdırmışlar. Ama kişi bunları da istemedi. Bir şekilde bunlardan da kurtulma için, işte alınmaması için, kurtulması için bir takım numaralar oldu. En sonunda işte Falcao gibi dünyaca ünlü bir golcü geldi. Bu defa yüzüne hiç bakılmadı. O da bir şekilde abbas edildi. Uzatmayalım.
Döndük dolaştık. Ha o Tudor'un gönderilmesinde de o dönemin futbolcularından, etkin futbolcularından birkaç tanesinin ya da 3-5 tanesinin isimleri bende var arkadaşlar. Tudor'u yemek için içeriden ne tür hainlikler yaptığını ben birinci ağızdan dinledim. Bakın birinci ağızdan dinledim. Onlara da geçtik. Dolayısıyla o zaman olanlar bana ders olduğu için bugünlerde olanları ben yadırgamıyorum. O yüzden de Hatay maçından önce Tudor'un ilk maçı, Torrens'in ilk maçından önce Galatasaray ihanete uğrayacak dememin nedeni buydu. Geçmişteki tecrübeden dolayı. Uğradı mı uğradı. Ondan sonra biliyorsunuz ihanete uğradı. Kimler deşifre oldu, kimler kadro dışı kaldı anlatmaya gerek yok. Neyse dönüyoruz o tekrar ayrılığın olduğu yere. Hani ayrılıklar da sevdaya dahildir diyenlerin o günkü dönemine. Ayrıldı, yollar ayrıldı. Herkes hani herkes sepeti koluna, herkes yoluna olacak yerde abi. Böyle bir şey olmadı. Kızılca kıyamet koptu. Vay sen beni nasıl gönderirsin? Yeri değildi, zamanı değildi, arkamdan dolandılar. Böyle mi gönderilir? Neden devlet töreni yapmadınız? Neden kırmızı halılar sermediniz? He? Çünkü Fiorentina kovarken öyle yaptı. Milan kovarken kırmızı halılar serildi. Devlet töreni yaptı İtalyanlar. TFF alayla valayla Türkçünün aldığı imza şovlar yaptığı TFF bile gönderirken devlet töreni düzenleyerek gönderdi, kapının önüne koymadı. Galatasaray sen nasıl böyle gönderirsin? Sen nasıl gidip de onay almazsın? Bura gelmez. Değil mi? Bura gelmez, gideceksin. Ya ben senin yerine birini getirsem olabilir mi? Yok abi, seni her türlü yağlı gazı oturtmuş 52 bin taraftarının önünde Fenerbahçe'ye yenilmişsin, kendi abidik gubidik tribüne çıkmış, başkana medyanın önüne atılmış, federasyonla gelmişler karşı karşıya. Başkan zor durumda, ayvayı yiyen başkan olmuş, tecrübesiz, kullandı. Ama Ünal Aysan'a oranla Burak Elmas'ın öyle ya da böyle genç yıllardan kalma yöneticilik tecrübesi var. Bir şekilde bir yerde uyandı. Uyanmasa da kayınpeder Faruk Süren kulağı kesiklerden, Ali Dürüst eski yöneticilerden kulağı kesiklerden ve diyorlar ki kurtul, kurtul, kurtulmazsan ayvayı yersin. Hem kurtul, hem Galatasaray kurtulsun, hem de bu iş bitsin diyorlar. Ve nitekim işte o ayrılık gerçekleşiyor. Galatasaray 25 yıllık kabusu bitiriyor. Burak Elmas Galatasaray tarihine, ileriki yıllarda bunu herkes anlayacak, bu başarısından dolayı belki de adını altın harflerle yazdıracağı bir operasyonun altına imza atıyor. Yollar ayrılıyor. İşte ayrıldıktan sonra kıyametler bu defa başka türlü kopmaya çalışıyor. Televizyonlarda orada burada şahıs Galatasaray'ın başındayken eleştirenler, öyle ya da böyle eleştirenler, vuranlar, bilmem ne yapanlar bir anda döndüler abi, adama mürit oldular. Ne var abi, yok olur mu? Böyle gönderilir mi? Şuydu buydu. Yapılan transferler unutuldu bilmem ne. Ya adamın ciğeri üç para etmez. Hiçbir yerde teknik direktörlük bilgisi yok. Bilmem ne yok abi. Kebapçı kılıklı bir takım tipler abi. Yanlış anlamasın kebapçı kardeşlerimiz. Çünkü onlar Torrent'i eleştiriyorlar. Lan sen nerede, kimi çalıştırdın? Ne yaptın? Mesela bir bilmem ne şey var. Kapçık diye bir soyadı Kapçık olan biri var galiba. Adam abi zannedersin ki anasını satayım Mourinho'ya. Mourinho eleştiri yapıyor. Adam Torrent'i eleştiriyor. Ya adını söylemekten aciz ama bulmuş abi adamını bulmuş abi. Atmış kendini oraya. Kapçık mapçık işte, kapçıklar çok iyi orada abi. Abi adam hakem kesiyor. Adam her fırsatta Galatasaray'a çakıyor. Niye? Efendim bu antrenör değil de bu teknik direktör değil de bu işi bilmiyor da ikinci sınıfta. Lan sen beşinci sınıf bile değildin. Kimsin? Nesin? Ömür geçiriyor. Vay efendim Fegüli'yi oynatmayan gerizekalıdır diyor. Ulan Fegüli'yi öyle ya da böyle belirli dakikalarda oyuna süren yine Torrent. Senin arkasından altlar yakılan adamın yaladığınız adam hiç oynatmadı. Aylarca haftalarca Fegüli'nin yüzüne bakmadı. Peki nasıl oluyor? O gün tek laf edebiliyor muydunuz? Edemezler.
Çünkü Galatasaray'a çakacaklar ya, Galatasaray'a geçirecekler ya, fırsat bu fırsat. Torrent üzerinden, başkan üzerinden olmadı şimdi Galatasaray iki maç kazanınca. Ne yaptılar bu defa işte? Getson üzerinden, bilmem ne üzerinden. Ya Rize başkanını çıkartıyorlar, dakikalarca adamı boş boş konuşturuyorlar. Adam yok işte beni hakem yaptı da bilmem ne yaptı da. Bunlar da hakeme gider. Hakem! Hakemliği bırak. Peki lan hakemliği bırak diyorsunuz da yeri gelmişken aklıma geldi şimdi soruyorum. Kasımpaşa Fenerbahçe maçını yöneten Mete Kalkavan'a o rezil yönetiminden sonra niye demediniz hakemliği bırak Mete Kalkavan, Ümit Öztürk diyorsunuz ya. Niye götünüz yemedi değil mi? Çünkü Ali Koç var orada. Hadi deyin de görelim bakalım. Fenerbahçe normal mi kazandı şey maçını, Kasımpaşa maçını? Ama kazandı adamlar. Öyle ya da böyle adam zımbaladı kazandı. Ne diyeceksin? Ama diyemezsin. Öyle ya da böyle. Çünkü Galatasaray maçının hakemine, o VAR hakemine, vay efendim orada işte o 6 saniyeci Alper Ulusoy'u, onu bunu abi neredeyse Galatasaray dostu ilan edecekler. Peki o Ümit Öztürk ilk yarıda Sivas'ta oynanan maçta Galatasaray'ın %1 milyon penaltısını vermediği zaman dedin mi? Zortlaklar, kortlaklar, hortlaklar dediniz mi? Ümit hakemliği bırak diye diyemezsiniz. Çünkü niye? Şimdi kimin değirmenine su taşıyorlar? Malum şahsın değirmenine. Vay gider miydi? Hani kör ölür, badem gözlü olur ya o hesap. O da bunları gayet iyi kullanıyor. Alayını kullanıyor kardeşim. Troller oluşturmuş. Medya içerisinde bir takım çanakçılar oluşmuş. O çanakçılar var ya onlar zarfçı zarfçı. O zarfları kimler kanalıyla nasıl alıyorlar? Onların böyle benim gibi yaptıkları programlarına kimler sponsor oluyor? Nasıl götürüyor? Niye? Ben olsun istemiyorum. Allah yazdıysa olsun. Zaten bana öyle bir teklifleri olamaz da benim öyle programıma öyle çanakçılar gelecekler, zarfçılar bilmem neler. Abi yok 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 yok. Bizim parayla pulla işimiz yok. Bizim sevdamız Galatasaray'dan yana kardeşim. Galatasaray'ın doğrularını anlatmaktan yana geçer. Biz öyle zarf marişlerine girersek bunları konuşamayız. Ersan Çelik bunları konuşamayacağı gün karşınıza gelmez zaten. Siz de bu onda kendisinde bu yüzü bulamayacağı için, sizlerin karşısına çıkacak yüz olmayacağı için gelmez karşınıza. Allah yazdıysa olsun. Allah bize öyle konuşmayı, öyle zarfları cebime koyarak karşınıza gelip konuşmayı nasip etmesin. Bizim derdimiz para değil, bizim sevdamız başka, bizim gönül ibremiz başka. Biz harbi gerçek anlamda 10 numara Galatasaraylı kardeşlerimizle asıl olan Galatasaray'dır diyerek bunları anlatıyoruz arkadaşlar. Göğsümüzü gere gere anlatıyoruz. Şu yıldızların altında anlatıyoruz. Bu yıldızlara olan saygımızdan anlatıyoruz. Bizim kimle, kimseyle işimiz gücümüz yok. Kimseyle hesabımız yok. Aldığımız verdiğimiz yok. Doğru neyse doğruyu söyleriz sapına kadar. Anlatabildim mi arkadaşım? Bizim derdimiz bu. Bizim işimiz gücümüz bu. Doğruları anlatacağız. Sizleri doğru bilgilendireceğiz. Beni genç kardeşlerim de izliyor. Ha ben zaman zaman akılda belki de kısa yoldan kalsın diye 3-5 tane araya böyle argo kelimelerde sokuşturmuyorum değil. Sokuşturuyorum ama orada burada sokakta konuşulan kelimeler. Bu kadar da affola diyoruz arkadaşlar. Ama şimdi Galatasaray'ı uyanık kişiler bu şekilde olayları biliyorlar. Bir şekilde Galatasaray düşmanlığından dolayı da herkesi arkalarına arıyorlar. Efendim Torrent'e geçirelim, başkana geçirelim, başkan istifa, Torrent beden eğitim hocası, ikinci sınıf hoca. Ya çapı, adı, sanı ne olan olmayan bir tane tipler, onun gibi 3-5 tane tipler çıkıyor. Torrent'e gider yapıyorlar ya, aynen zamanında Tudor'a yaptıkları gibi. Lucescu'ya bile yaptılar ya, Lucescu'ya neler yaptılar ya. Neler söylediler? Hoca değil, moca değil, bu işi bilmiyor dediler. Tudor'a neler yaptılar? Riekerink'e neler yaptılar? Tudor'a dediler ki sen Galatasaray'ı çalıştıracak kapasitede kendini görüyor musun dediler. Riekerink diye bir Hollandalı antrenör vardı hatırlayın. Senin kızın şeyde Hollanda'da şeyde hamburgercide çalışıyormuş diye sordular. Ya ne alakası var? Hadi bakayım sorun buna, sorabiliyor musunuz? Soramazsınız, yapamazsınız.
alayınızı oturtur yağlı kasa. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Böyle bir çember oluştu. Ben o çembere ihanet çemberi dedim. Şimdi onun etrafında bir takım kişiler dizildiler. İşte bunların adına bazılarımız troll dedik, bazılarımız puş dedik, bazılarımız yalaka yiyici, yalayıcı dedik. Oluşturdular. Zannediyorlar ki bunlar böyle gidecek. Bunun böyle gitmeyeceğini artık herkes görsün. Göztepe maçından sonra kısmen görülmüştür. Ve de Rize maçından sonra tamamen görülmüş olması lazım. Yakında arkadaşlar Galatasaray biraz daha yukarılara çıkacak. Bu iyi futbol zaten devam edecek. Sonuçlar da geldikçe ne olacak? Herkes sesini kesecek. O şahıs da bugün kullandığı kişileri biraz önce de söylediğim gibi alacak, buruşturacak. Hepsini tek 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 çöpe atacak. Hadi eyvallah, eyvallah diyecek. Kendi keyfine bakacak. Hadi bir kesimi bırakıyorum ama şu medya içerisinde isimleri bende bilinen, benim tarafından bilinen bir takım özellikle genç kuşak temsilcisi diyebileceğimiz çocuklar var. Lan yapmayın, yapmayın. Adam olun biraz, adam. He? Yaptığınız bu dalga dümen yayıncılık yakışmaz, yakışmaz. Görün gerçekleri. Yapmayın. Üç kuruşluk menfaat için bilmem ne için bunlar olmaz. Asıl olan Galatasaray'dır. Bu Galatasaray sizleri affetmez. Galatasaray kendine ihanet edenleri asla affetmez. Bugün kazandığınızı zannediyorsunuz ama yarın kapının önüne koyulduğunuz vakit bu gerçekleri göreceksiniz. Bu gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Adamda utanma olur, sıkılma olur biraz. Yayın yapanlar, onu yapanlar, bunu yapanlar. Hey yavrum hey, hey yavrum hey. Zaten bu hani var ya trörler, her gün yağlama yıkama yapanlar, kendini bitiren tipler. Kimler bitirdi? Eski profesyoneller bitirdi. Ben şimdi bende fotoları motoları var, göstermiyorum. Gösterip de zaman kaybetmenize neden olmak istemiyorum ve de sinirlerinizi de bozmak istemiyorum. Ama siz onları biliyorsunuz. Güya Galatasaray'a sponsor olmuş olan bir iş adamı var. Ben onun sponsorluklarını hemen iptal ederim, hemen abbas ederim, hemen Galatasaray'dan gönderirim. Bu bir. Azap çektiriyor millete. Anladınız. Devam edelim arkadaşlar. Galatasaray kaptanı değil mi? Galatasaray'dan para alıyor. Ekmek parası demeyelim. Adamda zaten nereden baksanız herhalde bir 50 milyon euro vardır kenarda. Yiyor içiyor ne yaparsa yapsın. Özel yaşantısı. O kişi. Yani Arda'dan söz ediyorum. Arda beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben Arda için ne hayalle ulan diyordum ki Galatasaray'ın Emre Beleşoğlu oldu. Bak Emre nasıl oraya aldı götürdü. Ya Volkan o kaleci. Dalga geçiyorlardı. Bak aldı adama dedim ki İspanyolca biliyor gelir hocasıyla beraber el ele verir. Galatasaray'ın altyapısından gelmiş. Galatasaray tarihine böyle adını yazdıracak genç. Adam gitti abi tercihini başka türlü kullandı. Maç günü abi sarmaş dolaş fotoğraflar. Ya Galatasaray'a yakışmaz bu. Galatasaray kaptan. Sen bunu yapıyorsun. O gün Galatasaray'dan gideceksin. Kovulmayı beklemeyeceksin. Galatasaray 96. 6. dakikada penaltı kazanıyor. Abi para verdiğin bilmem ne yaptığın golcü diye sahaya sürdüğün oyuncu kulübede abi yerinde yüzünden düşen bin parça oluyor. İçinden eminim ki hakeme küfür ediyor. Niye efendim bu penaltıyı verdin Galatasaray lehine diyor. Adam Galatasaray yenilsin diye istiyor herhalde. Böyle bir şey var mı? Ondan sonra da açıklama yapıyor. Efendim ben kötü oynamıştım da kötü oynadığımdan dolayı üzüldüm. İyi ya işte kötü oynadım üzüldüm. Bak takım 96. 6. dakikada penaltı kazanmış kazanacak. Sen de arkadaşlarınla beraber sevinç yaşa. Ama ne oldu abi? Hem onu yönetim ya da teknik direktör almadı kadroya. Yetmez. Bunların hemen mukavelelerini pes edeceksin, göndereceksin. Geçen sene Belhanda'yı rahmetli Mustafa Cengiz göndermişti. Belhanda bunların yanında daha adamdı ya. Daha delikanlıydı, daha mertti. Bunlar içeriden vuruyor. Belhanda'nın hiç olmasa bu anlamda bir puştuğu yoktu. Belhanda çıktı sağa çamur dedi. Yönetim dedi niye bunları yapmıyor dedi falan. Öyle çaktı. Ama bunlar içten pazarlıklı kardeşim. Yakışır mı? Şimdi ne olacak? Bunlar dahil. İşte o Galatasaray'ın kaptanı ki bir daha buna kaptanlık vermemek lazım. Sahaya sürmemek lazım. Kaptan, kamplar gelmemesi lazım. Floraya girmemesi lazım. Öbür kiralık olan o derviş midir nedir? Hemen göndereceksin. Hemen biletini keseceksin. Öbür iş adamı sponsorunu defol git diyeceksin kardeşim. Bunların Galatasaray'da işleri yok. Ha şimdi bunlara belki kulüp bunu yapmadı şu anda ama peşinden gittikleri malum kişi yakında bunların hepsini bir bir çöpe atacak. O Galatasaray şeyini de kaptanını da onu da öbürünü de dervişini mervişini gelmişini geçmişini hepsini bir güzel postalar abi. Postalayacak bu kadar basit. Ben de o yüzden diyorum ki ey derinci lavuklar uyanın.
Bu adam sizi şimdi kullanıyor, yakında da alayınızı çöpe atacak. Nokta arkadaşlar. Bunun üzerine başka bir söz söylemiyorum. Bu konuda görüşleriniz varsa da belirtin. Bakalım sizler ne diyorsunuz? Daha çok şey söylerim de burada keselim. 20 dakikayla sınırlandırmıştım çünkü bu sohbeti. O yüzden sözüme sadık kalıyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı unutmayalım. Bu sohbeti herkese yayalım. Yayalım ki herkes görsün ya. Görsün anlasın işte. Görüşmek üzere, hoşça kalın kardeşlerim.